Çocuk ailenin doğal bir parçası. O yüzden aslında sloganımız çok net. Çocuğunu asla başkası büyütmesin. Çünkü e, çocuğunuz ailenin dışında bir başkası tarafından büyütülürse bunun çocuk için, sizler için ağır psikolojik maliyetlerinin olma ihtimali oldukça yüksek. Çocuğun ailesinin dışında büyütülmesinin kabaca üç tane nedeni var. En sık gördüğümüz klinikteki hallerden bir tanesi Almanca anneler. Aile Almanya'ya yurt dışına göçmen olarak gitmiş, orada çalışıyor, çalışma şartları zor, anne de çalışmak istiyor, çocuklardan biri Türkiye'de e, neneye e, bırakılıyor. Bu çocukların bir kısmı disosyatif kimlik bozukluğu geliştiriyor. Veya veya. E, genç bir anne üst üste ikinci çocuk oluyor. Birinci, ikinci çocukla bunalmış anne kendisine yardımcı olması için anneanneye, babaanneye birinci çocuk gönderiliyor. Bu evden uzaklaştırmanın makul bir nedeni varmış gibi gözükse bile bu çocuk için bir gönderilme, dışlanma Psikolojisinde oluşmasına neden oluyor. Ve sırf bu nedenle oluşmuş disosyatif kimlik bozukluğu vakaları biliyorum. Diğer bir neden evlatlık olarak verilmesi. Örneğin anne hasta bakamayacağını düşünüyorlar. Bir başka kişiyle büyütülmesi için veriyorlar. Bazen de bazı toplumların geleneklerinde oluyor bu. Bu da çoğunlukla çocukların ruhsal halinin bozulmasına neden oluyor. Son cümleyi şöyle söylemek lazım: Çocuğun kendi ailesi içinde büyümeye hakkı var.